Odana baktım, yatağın hiç bozulmamış. Yatmadın mı sen? Uykum kalmadı teyze. Hiçbir şeyim kalmadı artık. Aslı? İlaçlarınızı ihmal etmeyin Süleyman amca. Ben ilaç falan istemiyorum kızım, huzur istiyorum. O da nerede? Kemal kafasını toparlarsa daha iyi olursunuz. Ama siz şimdi düşünmeyin bunları. Sen de kalsaydın keşke. Böyle iyiydik be Burcu. Her gün daha zorlaşıyor. Bugün gidemezsem ikimizin de canı daha çok yanacak. Peki nereye gideceksin? En iyi bildiğim yere, Cihangir'e. Hani şu caminin altında kahvesi olan, çay içmiştik. Orası mı Cihangir dediğiniz evet. yer? Siz nasıl hatırlıyorsunuz onu? Siz de beni iyice bunak yerine koydunuz. Ben güzel şeyleri hatırlarım kızım. Dünyalar güzeli karımı hiç unutur muyum? Kemal küçükken birlikte yaptığımız o güzel şeyleri. Senin yaptığın o güzel kekleri hiç unutur muyum? En iyisi bu galiba. Evet. En iyisi bu.
Mithat Bey. Eşref Bey sizinle görüşmek istiyor. Buyurun gidelim. Baba. Baba. Küs müyüz? Babalarla oğullar küsmezler. Ne bu surat peki? Sen bilirsin suçunu. Bir bilsem zaten. Bir bilsem nerede çuvallıyorum. Sen nereye şimdi? Biraz dolaşacağım. Merak etme, kaybolma. Ben de seni arıyordum. Bana yalan söyledin. Bir şey soracağım. Tabii. Tophaneye nasıl çıkabilirim? Şu taraftan gidin. Böyle. Evet. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Ben Doktor Berna Ünlen. Eşref Bey'in özel doktoruyum. Kendisi sizi içeride bekliyor. Buyurun. Özel doktor mu? Evet. Geldiğin için teşekkür ederim. Hasta olduğunuzu bilmiyordum. Hasta değilim. Ölüyorum. Kemal Bey, ölmekten beter. Aslı, birazcık dinle beni. Seni o kadar çok dinledim ki. O yüzden canım yanıyor zaten. Canın yansın istemedim. Seni korumak istedim. Herkes beni korumak istiyor zaten. Ama sen sadece kendini düşündün. Başta evet. Kendimi düşündüm. Daha doğrusu işimi. Ama artık senden başka bir şey düşünmüyorum Aslı. Söz ver. Ne olursa olsun. Bu gördüklerinle ilgili Aslı'ya hiçbir şey söylemeyeceksin. Onun acı çekmesini ben de istemem. Ben söz edene kadar bir şey bilmesini istemiyorum. Aslı duymayacak. Çok acı çekti. Suçluyum belki. Suçum aynı senin gibi bir insanı çok sevmek. Bakın, eğer günah çıkarmak için çağırdıysanız beni... Yanlış adam. Aslı'yı güvende tutmak istiyorum. Tek düşüncem bu. Aslı güvende. Her şeyini garantiye almak istiyorum. Her şeyimi. Gördüğün, görmediğin, neyin varsa onunla paylaşmak istiyorum. Ne istiyorsun benden? Aslı benden uzak duruyor. Kaçıyor. İşbirliği yapalım. Onu oyun oynayamam. Ben yokum. Oyun değil bu. Herkesin işine yarayacak ve hepimize yararlı olacak bir işbirliği. Sadece bu kadar.
Dinliyorum. Aslı'nın bana kalbini açmasına yardım et. Ben de sana Karaca Bey'i vereyim. Yalan söyledim, evet. Polis oldum da doğru. İş için senin peşine düştüğüm de doğru. Ama beni dinlemelisin. Ben sana güvendim Kemal. Acılarımı paylaştım. Geçmişimi anlattım. Ama sen Eren'in katilisin. Merhaba. Bir şey mi oldu? Zuhal? Eren'in hiçbir suçu yoktu orada olmaktan başka. Bunun tek suçlusu Mithat. Sen her şeyi biliyordun. Kandırdın beni. Ben sana Eren'i anlattım. Aslı, yalan söylemek zorundaydım. Her şey öyle başladı. Hiç tanımıyordum seni. Ama gerçek olan tek şey var artık. Benim sana karşı hissettiklerim. Sus! Susmayacağım. Sana hissettiğim her şey gerçek. Defol git hayatımdan. Seni görmek istemiyorum artık. Sakın dokunma bana. Efendim. Ne? Nerede? Tamam. Burcu'ya saldırmışlar. Yaralanmış. Bu Mithat'ın işi. Onu bitireceğim. Sen mi yaptın? Neyi ben mi yaptım Aslı? Dışarıdayım. Tesise gel görüşelim. Kolay gelsin. Müsait misin? Tabii buyurun. Bu konuşmayı Mithat bilmesin olur mu? Anlamadım. Mithat konuştuğumu duyarsa bana çok kızar. Konu neydi? Mithat'ı ancak sen durdurabilirsin Çetin. Bir saniye. Eğer derli toplu anlatırsan anlayacağım. Ben sıradan bir müşteri değilim. Mithat'ın baş belası Karaca Bey'le birlikteyim yıllardır. Mithat biliyor mu? Elbette biliyor. Biz aynı taraftayız. Ulan Mithat. Ona kızma Çetin. O şu anda sıkışık bir çemberin içinde. Gerçekten hiç kimseye zarar gelmesin diye çıplak ayakla közlerin üstünde yürüyor.
Hep öyleydi. Ama artık iyice ateşe atıyor kendini. Karaca Bey. Evet, Eren'in intikamını almak istediğini biliyorum. Karaca Bey'den hesap sormak istiyor. Ama bilmediğiniz bir şey var. Karaca Bey kalleş bir adamdır. Bu onun için hiç iyi olmaz. Yıllardır Mithat'la her şeyi paylaşırız. Bir tek bu konuda hiç dinlemedi beni. Bundan sonra da dinlemeyecek. Artık bunu kimse durduramaz. Doktor geliyor. Durum nasıl? Bir şey söylemem için erken. Ameliyat başarılı oldu ama durum kritik. Yoğun bakım aldık, bekleyeceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi iş. Mithat yaptı bunu. Bu sefer elinden kaçamayacak. Sakin ol lütfen. Hemen aldıracağım ben onu. Alo. Çetin. Çetin. Çetin ne oldu? Bir terslik mi var? Yok bir şey abicim. Ne olacak ki? Yeni bir sırrın gün yüzüne çıktı. Hala bir şeyler saklıyorsun benden. Ne diyorsun sen? Zuhal diyorum abi, Zuhal. Eren'in intikamını alacağım dedin. Gittin Karaca Bey denen herifin en yakınındaki kadını burnumuzun dibine kadar soktun. Kim diyor bunu? Çok mu önemli? Zuhal. Senin parmağın var mı bu işte? Çetin'le konuşmak zorundaydım. Seni ancak o ikna edebilir. Zuhal, bana oyun oynamayı bırak. Burcu'dan bahsediyorum. Ne olmuş Burcu? Yaralamışlar. Bak bu da Karaca Bey'in işi. Seni zor durumda bırakmak için yapmıştır. Dinle beni Mithat. O adam seni tuzağa düşürecek. Gidelim buradan. Birileri bize oyun oynuyor aslında. Benden bir şey saklama. Saklamıyorum. Bilmiyorum dedim. Mithat Ateş. Buyurun benim. Bizimle karakola kadar gelmenizi isteyeceğim. Sizi bir yaralama olayı şüphelisi olarak gözaltına almak zorundayım. Alo. Alo Dilek, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buluşuyor muyuz? Ya önceden sözleştik ama... Ama? Teyzemler geldi habersiz. Şimdi onları bırakıp çıkamam. Bir şey yok değil mi? İyi misin? İyiyim, merak etme. Kusura bakma. Arayacağım ben seni. Tamam, önemli değil. Müsait olduğum bir zamanda. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Canım, elinde olan bir şey değil ki. Arayacağım seni gittiklerinde. Tamam, kendine iyi bak. Sen de. Özledim. Ben de. Thank you.
Karaca Bey denen o adamı buldunuz mu? Güzel. O adamı istiyorum. Mithat Bey'i polis gözaltına almış efendim. O saatlerde tam olarak neredeydin? Daha önce de söyledim. Arabayla yalnız geziyordum. Bunu ispatlaman gerekecek. Yoksa başın büyük belada Mithat. Biraz sakin ol lütfen. Her adımımıza dikkat etmemiz lazım. İçeride tutacağım. Ne kadar gerekiyorsa her şey anlatana kadar burada tutacağım. Kemal. Kemal. Ne oluyor burada? Mithat nerede? İfadesi alınıyor. Ben de seni akıllı bir şey sanmıştım. İşin sonunda tekrar konuşalım. Mithat'ın böyle bir şey yapacağına mı inanıyorsunuz? Düşünmüyoruz, biliyoruz. Sonunda o da anlatacak her şeyi. Sen hiç anlamamışsın Mithat'ı. Eğer Burcu'yla sana bir şey yapmak isteseydi çoktan yapmıştı. Benim bildiğim Mithat öyle bir delilik yapmaz. Senin bildiğin Mithat kim teyze? Ben artık kimseyi tanıyamıyorum. İnsanoğlu bu kızım. Hata yapar, yalan söyler ama insanın özü değişmez. Kemal'e de Mithat'a da ne kadar kızarsan kız, onlar aslında iyi çocuklar. Tabii canım, herkes iyi zaten. Bir ben aptalım. Etrafındakiler seni bu kadar severken sen niye kendine haksızlık ediyorsun? Ben yalancı sevgi istemiyorum teyze. Herkes açık olsun. Herkes neyi varsa konuşsun. Babanı dinlemeyi dene sen kızım. O nereden çıktı şimdi? Senin için Aslı. Ne kadar acı çektiği ortada. Bundan sonra hayatta en güvenebileceğin insan o. Sizinle görüşmek isteyen biri var komiserim. Konu neydi? Gözaltındaki Mithat Ateş hakkında. Sizi dinliyorum. Suçlandığı olayın gerçekleştiği anda benim yanımdaydı. Buyurun oturun. Herkese haksızlık yapıyorum galiba. Kimse böyle olsun istemezdi Aslı. Ben gerçekten belalı bir kızım herhalde. Değil mi teyze? Tövbe tövbe. Şimdi de kendine taktı. Yok kızım öyle bir şey. Baksana senin bu sakin evine bile benim yüzümden polisler girmiş. Ya hiç aklım almıyor onu da Aslı. O sevimli kızcağız sivil polismiş öyle mi? Hem kızıyorum hem üzülüyorum haline. Neler oluyor? Kadın polis yaralanmış. Mithat. İyice kontrolden çıktı. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Seni de alıp gideceğim buralardan. Teşekkür ederim. Seni burada bırakmazdım Mithat. Biliyordum söylemeyeceğini. Merak etmeyin. Ne konuştuysak öyle olacak. Sen de Karaca Bey'i merak etme. Ne konuştuysak öyle olacak. Neden geldin? Teyzeni aradım, o söyledi. Seninle görüşmek istedim. Geçmiş olsun. Bir an gerçekten Burcu'yu senin öldürmek istediğini düşündüm. Gerçekten ben yapmadım Aslı. Evet, bunu yapmak istedim. Ama... hayatta herkes ikinci bir şans hak etmiyor mu?
Doğru. Hak ediyor. O zaman bir şans daha hak eden biri var hayatında. Gerçeğiniz şu an hayatında değil ama istersen girecek. Bence bunu en çok o hak ediyor. Uzun zaman oldu yüzündeki bu gülümsemeyi görmeyeli. Uzun zaman. Aslı mıydı? Kızımdı. İçindekileri söyleyebildin mi? Gerek kalmadı. Nasıl? Şimdi bunları düşünmek istemiyorum. Öyle mi? Peki ne düşüneceksin? Belki de ilk kez vereceğin zehirin beni öldüreceğini değil, yaşatacağını düşüneceğim. Telefonla. Sendeki bu değişiklik Aslı'dan gelen bir telefonla mı yani? Ne dedi? Kahvaltıya çağırdı. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Mithat bir bak bakalım tadına. Yeni yaptım. Olmuş mu? Herkes baksın bakalım tadına. Kalırsa alırız. Ben diyorum bu turizm falan boş işler bunlar. Geleceğimiz Gülşen Hanım reçellerinde. İlahi deli kız. Neden olmasın? Sizin gibi pırıl pırıl gençler el ele verdikten sonra olmayacak şey yoktur. Evelallah her şeyin altından kalkar bunlar. Bundan sonra yüzleri gülsün inşallah. Merak etme teyzeciğim. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Ya biliyordum yanacağını. Yanmamıştır kızım, saate baktım ben. Dur bekle. Sağ ol Mithat. Teşekkür edecek bir şey yok. Var. Bir adım attık. Bir başlangıç. Gerisi... Ne kadar zamanım var bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Yaptığım hataları telafi edecek kadar olmadığı kesin. Yine de... Karaca Bey Bursa'daymış. Al. Adresi. Kapat hesabını. Vazgeç desem boşuna. Biliyorum. Kendine dikkat et. Aslında sana ihtiyacım var. Tamam Zuhal. Her şey hazır. Gidiyoruz. Tamam. Çıkıyorum hemen. Bekliyorum. Gelmedi mi hala şu kayıtlar? Hayır, bu kadar zor bir şey mi? Anlamıyorum. Efendim, istedik gelmiş olması lazımdı. Lazımdı. Geldi. Çıkabilirsin.
Biraz sakinleşsen iyi olacak. Sakinleşmek istemiyorum. Bir şey var mı sana onu söyle. Var. Günün sürprizi. Zuhal Hanım. Tesisteki kadın. Boşuna şüphelenmedik demek. Bizi Karacabey'e götürebilir. Takip ediyoruz. Mithat özel biri. Öyledir. Sana çok değer veriyor. Yanında güvenebileceğin biri olduğunu bilmek iyi. Gözüm arkada kalmayacak. Biliyordum. Yine gidiyorsun değil mi? Asla hayır. Ne hayır? Yıllar sonra tekrar baban olmak istiyorum diye karşıma çıkıyorsun. Ne yani, bu kadar bitti mi? Çocukken de böyleydin. Kızınca böyle gözlerin çakmak çakmak olurdu. Aslı. Sana anlatmam gereken şeyler var. Artık her şeyi biliriz. Benimle gel lütfen. Çetin Bey odasında mı? Hayır efendim, dışarı çıktım. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Sana söyleyemezdim. Böyle olmasını istemezdim. Şuraya baksana. Bu nasıl bir şey ya? Ne kadar çok insan var etrafta, karıncalar gibi. Hepsi ne kadar normal hayatlar yaşıyor. Bir de benimkine bak. Dakika bir. Yemişim ilk golü. Ana baba yok. Yetimhanedesin. Tamam. Peki. Kardeşim dediğin iki adam. Bir tanesi bir gece ölüyor birdenbire. İki kurşun pat, Eren yok. Öbürü intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Keskin bıçak. Kime değeceği belli değil. Önünde sonunda kendini bitirecek diye korkuyorsun ama elin kolun bağlı. Sonra bir kadın çıkıyor karşına. Öyle bir şey ki baktıkça bakasın geliyor. Konuştukça tamam diyorsun. Bu. Şansım döndü mü ne? İyi bir şey oluyor galiba. Aşık oldum. Çetin. Yalan. Bir yalan daha. Bir yalan daha. Hepsi yalan be. Mevki. Araç kazıklı yönünde ilerliyor efendim. Güvenli bir mesafede takipte kalın. Araç izleniyor olabilir. Sizi fark etmesinler. Plakasını bütün ekiplere geçin. Anlaşıldı, tamam. Bu sefer elimden kaçamayacak. Kaçtım Aslı. Kaçtım. Kendimden korktum. Ona zarar vermekten korktum. Bilseydim 20 yıldır kabuslarla uyanmadığım tek bir gecem olmadı. Anneni çok sevdim Aslı.
Çok. Neden o zaman baba, neden? Kaybetmekten korktun. Beni terk edip gitmesinden korktun. Kıskançlıktan delirmiştim. Annem seni çok seviyordu baba. Sensiz yaşayamadı. Sen gittin diye canına kıydı. Ben ona yardım edemedim. Sen küçücüktün. Ben hep onu suçladım. Senin yüzünden dedim. Babam senin yüzünden gitti. Sen git babam gelsin dedim. Ben hep onu suçladım. Canım. Küçücüğüm. Senin suçun değildi. Asla değildi. Asla. Asla. Baba? 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 Baba neyin var baba? Baba uyan baba, ne olur baba. Yardım edin, bir şey yapın ne olur baba. Amirim, kadının yanındaki şahsın Hasan Doğu olduğu doğrulandı. Destek ekip iste. Çevreyi sarın. Kuş üşümeyecek orada. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Özledim seni. Ben de. Korktum. Korkma. Onlar korksun. Bu ihbarın hesabını verecek olan korksun. Buldun mu kim olduğunu? Kim olabilir ki? Mithat niye böyle bir şey yapsın ki? Benden kurtulabileceğini sandı demek ki. Onun zayıf noktası da bu. Ölümün bazen tek çare olduğunu görmek istemiyor. Hadi. Ne zamandır bu uzun seyahate çıkmayı düşünüyordum. Tekne bizi bekliyor. Gidelim. Yukarıdan çantanı alayım. Etraf sarıldı. Operasyon için emrinizi bekliyoruz. Karaca Bey. Biz de senden bahsediyorduk Mithat. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Yoksa iti ançomağı hazırla mı demeli? Eren'in intikamını almaya yemin ettim. Dur! Polis! Thank you.
Nesi var? Daha iyi, kendine geldi, sizi bekliyor. Gel otur. Bunları bilmeni istememiştim. Bunca yıl sonra karşına çıkıp kızım ben ölüyorum demek. Doğru değil. Doktorumla konuştum ben. Başarabileceğini söylüyor. Birlikte başarabileceğimizi. Çok iyi bakacağım sana. Bana bir hayat borçlusun. Söz ver. Pes etmek yok. Söz. Sen de bana bir söz vereceksin. Sadece ileriye bakacaksın. Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Söz. Mithat, her şeyi senin için yaptım. Gereksin bin kere daha yaparım. Seni kimse benim gibi sevemez. Biliyorum. Bir ben seni seviyorum böyle. Bir de sen Aslı. Şansın açık olsun. Görüşürüz. Sana da günaydın. Kurtulamadın benden. Sanırım öyle. Kesin öyle. Domuz. Şimdi ne yapıyoruz? Bursa'da devam mı? Devam etmeyip de ne yapacağız? O kadar yatırım yaptık buraya. Başka da bir şey yok zaten. Senin aklında bir şey mi var? Yok. Yani ne bileyim işte. Bilmiyorum ki. Dilek değil mi? Belki bir şans daha vermelisin Çetin. Hem senin için hem onun için iyi olabilir. Belki de hepimiz için. Aa, ne haber Aslı? İyi. Gidiyor muydun? Sıkıldım bu adamdan. Büyük büyük laflar edip duruyor. Hadi bana eyvallah. Akşam yemek yiyelim. Tamam. Çetin. Ara. Eşref Bey nasıl? İyi. Ameliyat hazır. Başaracak. İyi şeyler hissediyorum Aslı.
Her şey güzel olacak. Senden. Ne? Hiç. Ben de iyi hissediyorum demek istedim. Senden. Ne? Hiç. Ben de iyi hissediyorum demek istedim. Kaldım yarım.